Şu andaki var olan yönetimde madem mühendisi yok, jeoloji mühendisi yok, harita mühendisi yok. Ama şu olarak bakın, ODTÜ matematik mezunuyum. Orada yüksek lisansım var. Gazi İşletme 2. üniversitem, 2. yüksek lisansım var. Bilkent Üniversitesi'nin endüstri mühendisliğinin yüksek lisans derslerini burslu olarak aldım. İlk bu sektöre girdiğimde baktığımda hep ekonomik olarak değerlendiriyordum. Hazineye katkısı ne olur, ne biter diye değerlendiriyordum. Sektöre girdikten sonra bir baktım ki çok devasa. Hani Rabbim yerin altında öyle güzel kaynaklar varmış ki, değerlendirildiği zaman ham madde yerine uç ürün olarak değerlendirildiğinde ülke ekonomimize çok büyük katkılar sağlayacağını farkına vardım. Şöyle bir baktığımızda maden sektörünün ekonomik büyümemize katkısı 1800'ler civarında. Ama doğru akıllı bir strateji uygulayacak olursak yalnızca madencilik sektörünün ekonomik büyümemize katkısı %2,5'lar civarında olacak. Bu %2,5 rakam Avrupa Birliği'nin büyüme rakamı. Diğerlerini, diğer sektörlerden gelecek büyüme rakamlarını da üzerine ilave ettiğiniz zaman hani %11'leri yakalamıştık. 7'ler, 8'ler hiç böyle hayal edilecek tarzda rakamlar değil. O yüzden de bu sektörde bulunduğunuz ve ekonomide katkıda bulunduğunuzdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde siz kazanacaksınız, devletimiz kazanacak. Geldiğimizden bu yana ne yaptık?